Merhaba arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Bugün sanatçı buluşmalarıyla yine karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Adem Genç. Ve konuğumuz ile hayattan, sanattan konuşacağız. Yıllarını sanata adamış ve sanat eğitimine adamış çok önemli bir sanat eğitimcisiyle ve sanatçıyla karşı karşıyayız. Hoş geldiniz Adem Hocam. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Adem Genç, 24 saatini nasıl geçirir? Bizim klasik sorumuzdur hocam. Valla 24 saat nasıl geçiyor ben de bilmiyorum. O kadar hızlı geçiyor ki. Çünkü uzun süredir ev işleriyle hiç uğraşmamıştık. Bir defa kütüphanemizi düzenledik. Kıvır zıvır şeyleri attık. Yani ben her ortamda kendime bir şey bulabiliyorum. Yani zaman yine yetmiyor. İnanılmaz bir şekilde. Bir de bu uzaktan eğitim derslerini yürütüyoruz. Evet. Gerçi o şey yani haftada 4 saat falan ama o 4 saat uzaktan eğitim olunca 4'e katlayın onu siz 16 saat oluyor. Anlatamıyorsunuz. Yani yüz yüze iletişimin şeyi çok farklı. Yani bir özellikle uygulama dersleri uzaktan eğitimle yapmak gerçekten bir sorun. Evet ama hocam. Ama gelecekte böyle yapmayacağım. Eğer böyle olursa hayır ben yokum bu işte diyeceğim. Umarım ama teorik olmaz. Dersler de iyi olmuyor. Aslında teorik de iyi olmuyor. Yani teorik dersler de öyle. Evet. Çünkü insanın yüz yüze konuşmasını anlatırken ne bileyim bütün vücudunu kendisini bir... Ya biz bir tiyatrocu gibiyiz şeyde yani ders anlatıyoruz. Yani sadece bir şey anlatmıyoruz, rol yapıyoruz yani. Her türlü şeyi kullanıyoruz aracı ama burada öyle değil maalesef uzaktan eğitimde sadece öğrencileri göremiyorsunuz bir de hepsini birden. Toplu göremiyorsunuz. Program iyi değil. Çekim iyi değil. Evet. Ama çoğu olarak kayıt vesaire mükemmel. Yani o kadar güzel ayarlanmış ki ödevler işte ne bileyim notlar sanki çok not sanki şeyden önemliymiş gibi yani dersin kendisinden. Onlar süper yani. En ufak bir şey kaçırmıyor. Yani ağzınızdan bir yanlış bir cümle katsa o kayıtlara geçiyor efendim yani hiç değişmez o. Evet hocam evet. Çok dikkat etmek gerekiyor ama şey var yani yok, umuyorum ya bugün dikkat de... ettiğiniz yok. Aslında bu ne olacak? Bundan sonra artık dikkat etsek de mi olur etmesek ne olur? Yani. Ama emin sene... olun ki alacak olan öğrenciler gene almıştır hocam alacaklarını. Yok öğrenciler almıştır. Zaten öğrenciye söylüyoruz bunları. Evet. Öğrenci bizi anlıyor. Biz de işte onu anlamaya çalışıyoruz. Yaşadığınız dönem koşulları içinde Adem Genç nasıl bir çocukluk geçirdi? Okul yılları nasıldı? Yani resimle nasıl tanıştı? Şimdi yani bir şey vardır bilinir böyle Tolstoy sanki söylemiş diyorlar ama bütün hikayeler bir şekilde aynı şekilde başlıyormuş. Ya işte bir insan bir yolculuğa çıkarmış ya da bir şehre bir yabancı gelirmiş falan. Evet. Çünkü de böyle bir başka bir şehre gitmekle başladı aslında. Gerçi ben Doğu Karadeniz'in gerçekten ucunda bir yerde doğdum. Rus hududuna yakın bir dağ köyünde doğdum. Denize 7 kilometre ama böyle sarp kayalık bir köy olarak hatırlıyorum. İlkokulu 3. sınıfta oradan ayrıldık. Babam işleri bozuldu sanırım ya da iş yoktu. Yani Doğu Karadeniz ne iş olabilir? Günde bir otobüs geçerdi yani şeyden doğudan batıya. Bir otobüs geçerdi o kadar hepsi. O da her gün geçmezdi sanki. Babam postahanede peçete idaresinde memurmuş. Ayrılmış oradan bir şekilde. Herhalde çok devletle iyi değildi başı. Yani iyi anlaşamıyordu belki bilmiyorum. Ticaret yapayım demiş babasına, dedeme. Dedem de kadıymış o zaman. O işte o iyi yürümemiş. Ondan sonra işte Samsun'a gelmişler. Daha büyük bir şehir diye. Babam tek başına Samsun'a gelmiş. Babamı da küçükken görmezdim. 10 yaşına gelinceye kadar hemen hemen hatırlamıyorum fazla yani. Geldiği zaman arada sırada işte görüşür. Sonra bir gün babam tekrar öyle bir yaz ziyarete geldi köye. İşte bizim bulunduğumuz şeye. Ben ilkokul 3. sınıftaydım. Ben de geleceğim dedim sizinle babama. Yalvardım, yakardım. Babam dayanamadı beni aldı yanına. Tek başına biz
Bafra'ya geldik. Samsun'a. Samsun'un Bafra ilçesine. Babam ve ben, anne yok, kimse yok. Yemek yapan, okula gidiyorum, yemek lokantada yiyoruz falan yani. Babam beni yanına alıyor bir şeyler falan. Çok zor şartlarda 1950'li yıllarda işte öyle şeyi getirdik, ilkokula başladık orada. Ama gerçekten bir şey dönemine girilmişti yani. Türkiye'de 1956-60, 54-60 arası çok iyi geçmedi yani. Kara borsa, evet. Zirve yaptığı bir dönemdi yani. Evet, evet hocam. Babamın işleri orada da bozuldu. Yani evet. Ticarette, ticaret hayatında kara borsacılık yapmayan hepsi iflas etti, herkes. Çünkü sattığı malı bir daha alamadı. Dükkan boşaldı. Biz de o koşullarda ya nasıl olduysa işte babam haber vermeden şeye girmişiz, öğretmen okulu sınavına ve kasabadan genelde şey almıyorlarmış yani öğretmen okuluna. Fakat Bafra'dan iki kişi aldılar nasıl olduysa, kazandık, gittik Ladik öğretmen okuluna, kaydolduk. Exactly. Oradaki hayat zindan. Ya o yatılı okulları çok methediyorlar ya. Hiç ben şey yapmıyorum. Hiç intibak edemedim. Yani nasıl biliyor musunuz? Yani karavanayla yemek gelirdi böyle. Köy çocukları elini sokarlardı kemiğini almaya. Almak için. Bu kadar böyle. Böyle bir yerdi yani. O zamanın şeydi de tabii kültür seviyesi de önemli hocam. Yani. Kültür seviyesi. Ama bu çocuklara anlatımı. Demek nasıl yenir, nasıl oturulur. Nasıl işte kimse verdiler bize 10 kişilik bir masa. Kim önce gelirse yemeğin ilk tarafını alıyor. Geç gelene geç gelene kuru ekmek. Hele sabah erken kalkamazsan, biraz şey yapsan, uyku düşkünüysen falan yandın artık. Aç kalırsın. Öğle yemeği de yemezsin yani. Böyle bir okul. Yani hep methederler ya, öğretmen okulları şöyle güzeldi, şöyle iyi tarafları vardı ama toptan baktığın zaman hakikaten bir hapishaneydi. 6 yıllık bir hapishane. Benden başka bunu kimse söylememiştir belki. Gerçekten ama. Yok, bunu böyle kimseye söylemedi ama Türkiye'yi bir yere taşımak için kurulmamış mıydı zaten bu okullar? O dönemin koşullarında. Türkiye'yi bir yere taşımak için kurulduysa o çocukların sırtına yüklenmez ki. Kendin taşıyacaksın. Biz niye taşıyalım? Tabii tabii. Yok. Eğitim anlamında. Eğitim anlamında. Yani 600 kişilik bir okulda bir tek benim bisikletim vardı. Babacığım almış işte bana, o şey olsun diye, sıkılmasın diye. Bisikleti paramparça yaptılar yani. Bir sene dayanmadı. Oy. Evet. Ondan sonra ne yaptınız hocam? Ya öğretmen okulunun şey imkanları güzeldi. Şimdi ona haksızlık yapmayalım. Mesela resim atölyelerimiz vardı 2 tane. Evet. Müzikhanemiz vardı. Müzikhane derlerdi o zaman. Müzik. Evet. Ya, çünkü ses yapıyor. İşte hani piyano falan var. Kemanlar. Her türlü enstrüman var. Biz resim atölyesini bize teslim etti hocamız. Baktılar ki biraz yeteneğim vardı yani. Seviyordum kendi kendime çalışmayı, işte ne bileyim, çizmeyi falan özellikle. O Doğu Karadeniz'in yokuş çıkan kadınlarını ilk defa ben iyi yapmışım. Öğretmen bana öyle demişti okulda. Yani herkes kayaya dik kondurmuş insanı, ben öne eğilerek yapmışım. Sırtında yük taşıyan insanı ve onu yani duvara asmıştı, hiç unutmuyorum. Ondan sonra ben kendi kendime, ya ben demek ki bu işi yapabiliyorum falan diye geliştirdim. Fotoğraf büyüttüm işte, bir şeyler yaptık böyle. Bu arada yaz tatillerinde de bir şeyde çalışıyordum. Samsun'da bir tabelacı vardı, Dağistan'dan gelme bir usta. Çok usta birisiydi, özellikle yazı ve resim. Tabelada resim de yapılırdı eskiden. Evet. Tabii işte yani işin böyle çok küf noktalarını öğretmezdi ama mükemmel bir insandı. Yani şöyle hiç unutmuyorum. Şu şey motosikletler vardı eskiden. O 56-55 model BMW motosikletleri. Onu yeniden boyarlardı. Üzerine iki çizgi çekerdi. O scotch line diyoruz biz ona. Çift çizgi böyle. Biri kalın, biri ince. Ama fırçayla o çizgiyi böyle bir çevirirdi. Yanında da bir ince bir çizgi, hayran kalırdım adamın eline. Fırçanın uzunluğu şu kadar vardı yani şeyin. Yani hem de kullandığı boya da kaliteli bir boya değil. Yani bildiğimiz kutu duvar boyası yani.
Bunlarla benzinle inceltildi. Tiner yoktu. Benzin katardı içine. Ve bunlarla bu çizgi yapardı. Ve bana şöyle derdi. Bak bakalım aynı kalınlıkta mı olmuş derdi. Böyle tutar, böyle çeker. Adama gerçekten hayrandım. Fakat çok enteresandır. Oğluna öğretemedi bu işi. Çok adam yetiştirdi. Ama oğlu saatçi oldu. Yani. Çünkü böyle oluyor. Büyük ustalar kendi, ben de oğluma mesela, yani ikisi de mühendis oldu. İki oğlum var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittiler. Gerçi o bizim elimizde olan bir şey yok. Şu anda da Almanya'da ikisi de. Evet. Kaldık tek başımıza burada hanımla. Yani işte İstanbul'da. Evet, böyle yani. Evet, peki doğru. Oradan nasıl? Oradan bizi Gaziantep'e gönderdi hoca. Resim öğretmenimiz tabii. Bu kendiniz seçmediniz bunu. Gönderdiler. Seçim yoktu ki bizde. Gidebileceğimiz bir okul vardı. O da Gaziantep'e. Evet. Ha, istifa edersin, şeyi ödersen, eğer yatılığının bedelini ödersen, ki herhalde taksitte falan ödüyorlar. Onu bilmiyorduk ne kadar tutacağını falan. Yani korkardık yani çok büyük para tutar diye. İstifa edip akademi sınavına giremezdik mesela. Evet. Yani çünkü onun devlet işte bırakmazdı yani kolay kolay peşini. Alır yani mutlaka misli misline. Kaç liralık senet imzaladığımızı bilmiyoruz. Ve Gazi Terbiye nasıl orası da parasız yatılı diye oraya gittik, kazandık. Orası biraz daha düzenliydi. Ama ben şimdi yani bütün Gazililere sorun, büyük bir okul, işte Bauhaus'la karşılaştırırlar bilmem ne falan. Ama değil yani aslında. Ya ben düşünüyorum da şimdi bize orada resim yerine bir sürü böyle yan şeyler öğrettiler, iş dersleri falan. Şeyimizin, vaktimizin çoğu onlarla harcandı. Onun yerine sadece resim yapsaydık ve sadece işte tasarım falan işlerle uğraşsaydık. Belki o zaman da orta öğretmen okulundan iyi bir hoca olamazsın. Yani her şeyi bilmen gerekiyor. Fakat evet, her şeyi bilirsen bazı şeyleri de biraz eksik geçiyorsun. Yani ben ne öğrendiysem ders dışında kendi kendime öğrendim diyebilirim. Yani derste, gerçi dersler azdı çünkü. Peki Gazi'de hocalarınız kimlerdi hocam? Var mıydı ünlü olmazdı hocalarınız? Gazi'de çok iyi hocalarımız vardı. Refik Epikman'ın öğrencisiydim ben ilk birinci sınıfta. Adnan Turan'ın öğrencisi oldu. Turan evet. Erol'un oldu. Baskı resimde Nevzat Akoral hocamız vardı. Gerçekten mükemmel. Sosyoloji hocamız işte çok ünlü birisiydi. Doğan Ergun kitapları falan vardır. Yani Fransa'dan yeni gelmişti. Yani bize daha yeni yurt dışından gelen hocaları verirlerdi Gazi'deyken yani. Uzmanlık yapmış, uzmanlık eğitimi görmüş. Almanya'da iş eğitimi görmüş. İşte biz de iş hocası olmuşlar falan yani. Ama iş dediğimiz işte ne bileyim maden işleri, ahşap işleri, bilmem ne işleri, kıvır zıvır böyle. Ben o derslere hep geç kalırdım böyle. Yani öğlene doğru girerdim. 2-3 saat kalır. Ve hemen bir şeyler yapar çıkardım ama hakikaten sıkılırdım yani bu. Şimdi bu kavayla kutu yap. Yani olacak iş mi yani? Şimdi bir yüksek öğretim kurumunda bıçakla bilmem ne kesiyorsun. Kağıt cilt nasıl yapılır? Kitap nasıl ciltlenir falan. O işleri zaten öğretmen okulundaki iş derslerinde öğretiyorlardı. Evet. Ama öğretmen okulunda da eksik bir şey vardı. Bunu öğretiyorlar. Mesela ben çinko ile heykel döktüm biliyorum öğretmen okulunda. Çinkoyu eriterek sobada yaptığım heykeli, kilden yaptığım heykeli alçık kalıbını alıp döktüm biliyorum. Ama kimse bana döküm işi öğretmedi orada. Öğretseydi öğrenebilirdim. Evet. Her türlü olanak vardı yani. Peki bu ünlü hocalarla ders aldığınız, yani şu anda bir tarihe mal olmuş hocalarla ilginç anılarınız var mı hocam? Olmaz olur mu şimdi hocam, Refik Epikman hocam yanımıza gelirdi mesela, fısıldayarak konuşurdu. Yani fısıltıyla böyle. Katiyen kimse yani çok bir şey bir yerdi yani, resim atölyemiz, çizim atölyesi o zaman işte model var. O modelimiz vardı şeyden gerçekten çıplak model. Ve çizerken böyle herkese duyurmaz, sadece sana söyler. İşte bu mürekkep lekesi, bacak, işte diğer
uzuvla eşleşmiyor. Bunu bütünleştirelim. Nasıl yapabiliriz? Bütün olarak nasıl görebiliriz? Aynen yurt dışında nasıl öğretiliyorsa bu işi çok güzel öğretiyorlardı. Özellikle Refik Hoca, Turan, Adnan Turani, Turan Erol. Yani bunlar aslında büyük hocalar. Biz çok takdir edemezdik tabii öğrenciyken o kadar ama sonradan değerini anladık yani. Evet. Aynı sistem yurt dışında da var. Yani bir çizim atölyesi bir şey gibi, ibadethane gibi. Yani camiye girerken nasıl böyle bir sessiz bir kendi içine dönersin. Katliyen kimseyi rahatsız edemezsin, konuşamazsın bilmem ne. Atölyemizde öyleydi yani. Şimdi o şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bazıları da diyor ki ya resim şenliktir, müziktir, işte eğlencedir, severek yapılır. Yapma, yapmayan da yapmazsan o bizim iç şeyimize gelmiyor. Evet. Yani kendi kişisel görüşümüze göre yanlış. Ama bazı hocalar böyle ders yapıyor. Olabilir. Ama ben katliyen şey yapmıyorum. Ya bu gerçekten disiplin isteyen bir şey. Çünkü eğitim öğrenim aşamasında bu böyle. Yani o desen eğitiminde, çizgi eğitiminde, ne bileyim, modelden çizim eğitiminde özellikle bütün dünyada böyle. Ben İngiltere'ye gittikten sonra da bu eğitimi aldım. Yani tekrar çizim atölyelerine gittim. Sistem hiç değişmiyor. Sam Robin diye Rusya göçmeni bir şey vardı. Yahudi bir hoca vardı. Dünya çapında çizer. Yani desen çiziminde ustalaşmış, müsabakalara girer, yarışmalarda hep derece alırdı. Aynı sistemi o da uygulardı. Yani hep epik epikmanı görürdüm orada yani yurt dışındayken. Onun dışında yani biz işte yatılı okulun imkanları vardı. Gazi'de biliyorsunuz yani sabaha kadar açık istediğiniz zaman işte işinizi atölyede devam edebiliyorsunuz bilmem ne. O konuda iyiydi tabii. Şeyde mezun olduktan sonra da devlet desteğiyle 1416 sayılı kanun, yanılıyorsam düzeltiyorum hocam. Evet. Doğru. Onunla yurt dışına gittiniz. Tabii ondan önce Adana'da 2 yıl öğretmenlik yaptım. 2 yılda askerlik yaptık. Yedek subaydık. 2 yıl. Bu arada da o sınavlara hazırlandım. O sınavlar gerçekten kolay bir sınav değildi. Çünkü bir kişi gönderiyorlar her dalda. Ona göre yetişiyorsunuz. 4 yıl ben işte hem yedek subay eğitimi sırasında hem de Adana'da öğretmenlik yaparken ona hazırlandım. Yani bir şekilde gideceğimi hissediyordum, biliyordum yani kazanacağımı. Ve girdik sınava işte 25 kişi falan vardı şeyde. Yani o arada bizi demek ki toplam puanda birinci geldik ve öyle gönderdiler bizi. Siz herkes Almanya'ya falan giderken siz veya Amerika'ya ya, siz niçin İngiltere? Neden İngiltere'ye gittim? Ben Gazi'deyken İngilizce şeye giderdim, kurslarına giderdim. Çok bir iki seansı Amerikan kültüre gittim falan. Bu arada bir Amerikalı ile tanıştım Samsun'da. Daha doğrusu benim bir resmin devlet sergisine girmişti. Yaz tatilinde de Samsun'da abimin şey bürosu vardı. Teknik çizim bürosu vardı. İşte mimarlık bürosu. Bana dedi ki bu resmi dedi, kimse şey yapmaz dedi. Bizim vitrine koyalım hiç olmazsa gelen giden görsün falan dedi. Soyut bir resimdi hiç unutmuyorum ama devlet sergisinde seçilmiş. Nasıl dedim kimse ilgileniyor mu falan. Bazıları diyor ne diye bu ne diye soruyorlar diyor. Yani bu resim midir yoksa başka bir şey midir ama. Bir Amerikalı geldi diyor, çok ilgilendi. Arada sırada geliyor diyor. İyi dedim, tamam. Ama geldiği zaman diyor, ben İngilizce bilmiyorum. Sen de gel de, gelirse şey yaparım, tanıştırırım seni falan dedim. Bir gün gitmiş Amerikalı, bu resim kimin falan demiş, sormuş. İşte bu benim kardeşimin, Gazi'de okuyor, işte son sınıfta bu sene falan. Tanışmak istiyorum falan demişti, demiş abime. Ve resmi de satın almak istiyorum demiş. O günkü parayla hiç unutmuyorum 350 liraya satın almış. Ve ben istiyorsa bir de İngilizce öğreteceğim demiş ona. Bu Cal Tabi diye birisi Marif Koleji'nde öğretmenlik yapmış. Amerikan aslında ama Türk vatandaşı olmuş. Hatta bir şu anda işte bir Müslüman mezarlığında yatıyor. Bir aile onu misafir olarak kendi mezarlığına, aile mezarlığına kabul etti. Ben o insana çok şey borçluyum ben.
benim birkaç resmimi satın aldı. Beni işte İngiltere'ye gitmem için bana dil öğretti. O işte birinci yıl kitabını şeyde okutulan Marif Koleji'nde bana 3 ayda o kitabı ezberlettirdi böyle. Düşünüp diyorum. Sonra aslında İngilizce o kadar önemli değildi. Orada da öğrenebiliyorsunuz yurt dışında ama %30 barajı geçen İngilizce'den muaf sayılıyordu. Biz gittik tabii onlar İngiltere'de rahat ettik. Bir sene içinde üniversitede ihtisas yapabilecek kadar 9 ay daha bir orada eğitim aldım ve Londra'da okula başlayabildik. Yani uzmanlık eğitimi benim rahat geçti ve teorik olarak anlayabilmen çok önemli. Yani sadece şey değil, yani bir şeyi yapmak değil atölyede. Bazı dersleri takip edebilmen için İngilizce'nin hakikaten iyi olması lazım. Evet. Tabii çok profesyonel düzeyde değil ama en azından okuduğumuz kitapları, verilen ödevleri bilmem ne yapabiliyorduk, yazabiliyorduk, çizebiliyorduk. Yani Gazi'de aldığınız bir eğitim vardı ve arkasından İngiltere'ye gittiniz. İngiltere size Gazi'den farklı olarak ne kazandırdı hocam? Daha İngiltere şey bir toplum biliyorsunuz yani gereğinden fazla müsamahakar yani her konuda serbest. Yani işte ne bileyim işte derslerin saatleri falan bilmem hep kendiniz ayarlıyorsunuz. Hiç kimse size yani hangi saatte girdin hangi saatte çıktın okula demez yani. Evet. Ama sınavları bilmem neleri vizeler falan önemlidir. Konferanslar açıktır imzayı atarsınız gidersiniz atmasanız da olur. Yani bu tamamen kişiye bırakıyor. Uzmanlık sınıfında tabii böyle temel eğitimleri sıkıdır da normal lisans eğitimi. Bizim şeyimiz Advanced Painting Department diyorlardı. Yani diploma üstü bir bölümdü. Diploma sonrası postgraduate deniliyor. İşte Amerikalılar vardı, Kanadalılar, ne bileyim. Avustralyalı öğrenciler falan bütün İngiltere'nin şehirlerinden gelen 16 kişiydik. Hepimizin ayrı ayrı bir mekanı vardı yani şeyde üniversite içinde. Şeyde, Londra St. Martin's School of Art deniliyor şimdi. Deniliyordu o zaman. Şimdi Londra Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. Hepsi birleşerek. Yani şeydi orada tamamen bize bağlıydı. İşte kritik gelir, kritikçi hoca gelir. Siz yazarsınız şu saatte gelsin diye kapıya bir not bırakırsınız. O geçerken bakar ha o görüşmek istiyor falan gelir sizinle konuşur. Bir şeyler anlatır. Bu arada çok orada da hiç farkına varmadan çok ünlü hocalara yüz yüze gelmişim. Bilmiyordum yani. O zaman tabii o kadar ünlü olduklarını. Sonradan öğrendim. Yani eğitim olarak İngiltere size ekstra ne kazandırdı? Valla bu sanatla işin bakış açınızla ilgili. Bu işin hocanın öğretmesiyle değil de kendi kendine öğrenmemiz, kendi kendimizi öğrenmemiz gerektiğini bazı şeylerin, kendi araştırmayı bizzat kendimizin yapması gerektiğini, fazla böyle işte ne bileyim hocaların müdahil olmaması gerektiğini, hatta fazla soru sormamak gerektiğini öğrendik. Yani bu işte ne bileyim bu yapılan iş eğer hissederek yapıldıysa zaten güzeldir derlerdi. Evet. Ama bir başkasına beğendirmek için yapıyorsanız zaten olmamıştır derdi hocamız yani. Aynen hocam. Aynen. Onun için yani onu öğrendik. Aslında yani serbest okuldu. St. Martin o zaman çok 60'lı yıllarda böyle dünya çapında ünlenmiş sanatçıların olduğu okuldu. Anthony Carroll'la biz ayakta 4 saat bizi şeyde bekletirdi. Bir heykelin etrafında konuşur. 4 saat hiç böyle şey yapmadan, kıpırdamadan dinliyorduk adamı yani. Ama Anthony Carroll'un o kadar ünlü olduğunu o zaman çok bilmiyorduk tabii şimdi. Yani. 74'teydi mi döndünüz hocam? 74'te mi döndünüz? Evet, 74'te. 69-74 arası orada kaldık. Yani döndüğüm zaman da işte eğitim fakültesine verdiler bizi. Samsun Eğitim Enstitüsü'ne. Ben kendim istedim orayı. Çünkü işte İstanbul biraz şeydi, yani politik durum çok iyi değildi Türkiye'de. Bir de kiralar çok yüksekti. Bizim mecburi hizmet olduğu için bizim zorunlu hizmet şeyimiz vardı. 6 yıla karşılık 12 yıl. Devlet istediği yere verebiliyordu bizi. İsterse liseye de verebilirdi yani.
Evet. Akademiye asistanlık sınavına gir dediler. Dedim ben niye gireyim ki sınava? Ben hoca olmak için gittim. Yani tekrar niçin sınava gireceğim? Kim beni sınav yapacak akademide? Gitmiyorum dedim. Babamın evine gidiyorum. İsterseniz gönderin, istemezseniz istifa edeceğim. Başka yere gideceğim dedim. Bu arada şeyden de Amerika'dan da bir Illinois Üniversitesi'nden şey aldım. Asistanlık teklifi almıştım o zaman. Bir arkadaşım vardı. O da yardımcı oldu bana. Amerika'da. Hala daha görüşüyoruz. Yani böyle bir res çekince beni doğrudan Samsun'a tayin ettiler. Babamın işte evi var orada. İşte ne bileyim. Orada kaldık. Yani verdikleri maaş inanılır gibi değildi yani. Sıfırdan başlayan memur maaşı veriyorlar. Yani 12. bilmem ne kademe. Yetmiyordu ki. 10 gün içinde bitiyordu para. Hiçbir şey kalmıyordu elde. Bir yere gidemiyorduk. Malzeme alamıyorsun. Yurt dışına bir şey gönderemiyorsun. Dünyanın şeyi tutuyor. Bir yere gitmek istiyorsan, siz daha yeni geldiniz, hiçbir yere gidemezsiniz. Yurt dışıyla ilişkiniz kesik. 2 yıl burada kalmak zorundasınız. Ya Paris Biennale'ne müracaat yaptık. Biennale gireceğiz. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşla beraber. 2 yıl buradan çıkamazsınız dediler. Kore'den bir burs aldık. Yok gidemezsiniz. Yani bu kadar böyle sanki bir şey ödetiyorlarmış gibi. Ya insan tamam. Devlet bursuyla okuduk. Biz zaten gereğini yapıyoruz, öğretiyoruz. Kaçmıyoruz Türkiye'den. Tekrar geleceğiz. Belki daha donanımlı geleceğiz belki. 1 yıl, 2 yıl ne bileyim bir öğretim üyesi değişimi şeyi olur. Bütün dünyada vardır zaten ama biz Türkiye'de yok böyle bir şey. Çok bir de böyle şey durum çok iyi değildi Türkiye'nin yani 70'li yılları belki bilmiyorsunuz siz. Yani gerçekten Türkiye'nin böyle iç savaşla yüz yüze geldiği bir dönemdi yani. Evet. Okul her gün kan revan içindeydi yani. Atölyeler basılır bilmem, resimler yırtılır. Kavgalar, gürültüler, jandarmalar, polisler. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na çıktım. Ben bu okulda dedim şey yapamıyorum. Yani hizmet veremiyorum. 1,5 gün kaldım ama yani beni başka biri tayin etmeseniz istifa edeceğim dedim. Hiç unutmuyorum herhalde asker emeklisiydi. Tamam dedi. Nereye istiyorsunuz? Ege Üniversitesi'ne dedim. Ben geçmek istiyorum. Gidin dedi. Biz dedi şey istemezsiniz dedi. Orada dedi mecbur hizmetinizi orada tamamlarsınız dedi. Ben Ege Üniversitesi'ne gittim. Evet. Orada yeniden sınava girdik. Daha sakindi İzmir o zaman. Askerimizi orada yaptığım için biliyordum oraları falan işte. Girdik yeni bir bölüm kurduk orada. Güzel sanatların birkaç dalını kurduk. 2-3 arkadaş birleştik. Yani sıfırdan bir şey oluşturduk. Türkiye'de ilk defa güzel sanatları üniversite şey içinde, programı içinde kurma açmıştık. Evet. Birimiz Fransa'dan gelmiş, birimiz Almanya'dan, birimiz İngiltere'den. 3 arkadaş. Biraz da o İngiltere'deki diğer dallardaki öğretim üyelerinin yardımıyla Ege Üniversitesi'nden orada tanıştığımız falan. Yani iyi bir temel attık İzmir'de ve iyi gidiyor. Yani uzun süre iyi gitti. Şimdi son yıllarda biraz bozulmuş gördüğüm kadarıyla ama son yıllarda Türkiye'de genelde böyle bir şey var. Çöküş var belki. Ondan. Çöküş var evet. Yani şey değil. Yani geriye dönüp şöyle baktığım zaman yani herhalde bugün olsa da yine aynı şeyleri yapardık diyorum. Yani yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum. Çünkü yani kendimize özgü bir program inşa etmeye kalkıştık ve onu başardık. Mesela biz de Gazi Deniz'de Türk sanatı okutmazlardı. Ben anlamadım yani. Niçin Türk sanatı okutmuyorlar? Ya Türk sanatı ile ilgili Türkiye'de yetişen sanatçılarla ilgili hiçbir şey hemen hemen okumadık. Mezopotamya okuduk, Mısır okuduk, Gitit okuduk, bilmem ne okuduk işte. Her şey biterdi. Niye? Efendim işte bizim hocamız şey arkeolog ve çok ünlü bir arkeolog. Viyana'da şey yapmış falan. Nurettin Can Gürekli diye. Çok güzel ders anlatır. Esprili bir insan. Ama işte bir de şey gerekiyor. Yani modern Batı sanatı dersi yok. Yani Adnan Turan'ı anlatır derslerde. İşte ders olarak yok. Biz hep kendimiz şöyle çat pat oradan buradan dergilerden işte çeviriler başkalarının Almanca, İngilizce bölümlerine gider onlara bir şeyler çevirtirip bazı metinleri böyle bazı resim altlarını falan onlardan öğrenirdik. Yani devamlı işte Ankara'da belki bilirsiniz bir Kocabeyoğlu pasajı diye bir pasaj var. Oranın evet. Müdavimiydi yani eski dergilerin satıldığı bir yerde. Evet. Oradan buradan
arta kalmış bir dergileri yıllar sonra bizim elimize geçiyor. Vay böyle bir sanat varmış falan diyordu kendi kendimize. Ve biz onları gördüğümüz zaman mesela ilk yıl mezun olduktan sonra ben bir arkadaşla grup yaptık ve yurt dışına otostop gittik mesela. Daha İngiltere'ye gitmeden önce Almanya'yı gezdik falan. Ya baktık ki sanat hakikaten biraz daha iyi Avrupa'da, iyi örgüt vermiş. Müzeler, organizasyonlar, galeriler falan. Hele hele Venedik'i gördüğümüz zaman zaten dünyamız değişti yani. O Rönesans'tan kalma heykeller, resimler vesaire falan. Tekrar dedik ki yani bu iş burada bitmiyor. Biraz daha devam edelim. Ve kendimizi onun için yurt dışı sınavlarını hazırlamıştık. Evet. Ama neredeyse yani o sınav hazırlığı öyle kolay bir iş değil yani. 2-3 tane kitap vardı. Ezberlerdik böyle. Yani bir soru tesadüfen bizim şeyden ezberlediğimizden çıksa yaza yaza bitiremezdik. Yani basit bir şey değildi yani. Evet. Bu arada şey yaptınız hocam, doktoranızı aldınız, sanatta yeterliliğinizi aldınız. Yani oradaki çalışmaları bu şeyi saydırdık, oradaki kredilerin bir kısmını saydılar burada. Yeniden, şimdi İngiltere'de o zaman PhD yoktu. Vardı da şey üzerine vardı, sanat tarihi üzerine, güzel sanatlar üzerine yoktu. Onu saydırarak, kısmen saydırarak hem master tezi yaptım hem doktora tezi ama 3 sene içinde ikisini bitirdim yani. İkisini 4 senede bitirdim. Evet. Yani bir yılda, 2 yılda master şey yaptık. Ama master yaparken doktora kredilerini de bitirdim, tamamladım. 40 kredi de oradan alacağım mahsup ettiler. Yani İngiltere'deki şeye bakarak, ne bileyim işte transkripse bakarak yeniden tezi yazıp 83 yılında şeyi verdik. Yani 78-83 arası her şey bitti. Ondan sonra da işte doçentlik, maçentlik işte. Sanatta yeterlik aldık bir de ayrıca. Şeyin doktora dışında. Evet. Yani onun bana bir faydası oldu. Yani bir prensipli çalışma, sistemli çalışma, zaman yönetim konusunda çok şey oldu, faydası oldu. Ben şimdi her şeyimi sistemli yapmaya çalışıyorum. Atölyede gerçi karışık görünür ama kendime göre bir sistem kurdum. Biraz da yazıp çiziyoruz işte. 50-60 küsür makalemiz var. Bir tane kitabınız var. İki tane kitap var. Bir tane mi? İkinciyi bilmiyorum ama. Aklımızda yazılan çok sayıda kitap var. Şey var ne bileyim broşür var vesaire. Parantez açayım hocam. Adem hocamın makalelerini web sitesinden okuyabilirsiniz. Gerçekten çok faydalanabileceğiniz makaleler var arkadaşlar. Yani oraya mutlaka bir uğrayın derim. Hepsini koyamıyorum. İçin çok şişiyor. İşte başlıklarını kısa kısa PDF olarak indirilebilir ama şimdi bu korona sebebiyle de bir çalışma yaptık. Daha önce başladığımız 1 yıldan beri hatta 2 yıldan beri devam ettiğim bir araştırmanı makale haline getirdik. Araştırma makalesi. Uluslararası bir yayına verdim. Şu anda şeye bekliyor. İşte editörün önünde yani şu anda. Yani kör hakemlerde. Ama çok sıra bekleyen var. 2018'den bekleyenler var yayınlanması için. Bana sıra gelecek mi bilmiyorum. İnşallah gelir. İnşallah yani hocam. Endeksli bir makale olacak. Ve bu da eğitimle ilgili. Sanat evet. Eğitiminin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir makale. Çünkü evet. bizzat deneyerek yaptık bu işi. Öğrencileri de kattım işin içine yani. Şey var yani ben daha önce okumuştum makalelerinizden bir kısmını. Sanat eğitimiyle, renkle, toplumsal sanat görüşleriyle ilgili makaleleri bulabilirsiniz oradan. Hatta öyle ki birçok yerde yayınlanmamış konularla ilgili makaleler bulabiliyorsunuz. Adem Hocam umarım hepsini daha sonrakileri de yayınlar. Biz onları okuma şansına da sahip oluruz. Bu arada şeyleriniz var hocam. Şiire olan bir tutkunuz var sizin. Nereden biliyorsunuz onu? Biliyorum ben kendim hocam. Sanatçılarımız birçoğunun resim yanında başka bir konuya olan tutkularını biliyorum. Sizin de şiiri çok sevdiğinizi biliyorum hocam. Evet. Yayınlanmış şiirlerinizi bulamadım yok. Yalnız. Yok. Kesinlikle şiir yani yazarım bir şeyler ama katiyen yayınlamam çünkü cesaret edemem. Yani çok İyi şairlerimiz var çünkü biz yani Türk toplumu olarak gerçekten şiirde çok iyiyiz yani. Evet. İngiltere'de de var çok iyi şairler ama
Yani onlar artık bütün dünya tanıyor. Bizimkiler maalesef yani kendilerini tanıtamamışlar ya da biz tanıtamamışız yani. Kesinlikle hocam, katılıyorum. Yani şeyden, Farsçadan işte ne bileyim şeyden geliyor. Yani sadece Türkçe olarak değil, Farsçayı da iyi kullanmışız yani. Evet. Yani Arun Vezni'den geliyor. İşte Hece Vezni'yle. Ondan sonra da bileyim işte yeni bilmem ne işte eğilimler vesaire şiir üzerine çok Türkiye'de çok böyle kademe kademe gelişmiş ve taze karalmış dışarıdan. Kuvvetli bir şiir şeyimiz var yani. Portföyümüz var. Sanat onu eğitimi almış hocam. Sanat eğitimi almış sanatçı insanların estetik ruha sahip olan insanların şiir konusunda çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sizi de bu birkaç zamandır tanıdığım kadarıyla sizin de bu konuda çok iyi olabileceğinizi düşünüyorum. Bize birkaç dörtlük okuma şansınız var mı? Var tabii, niye olmasın. Yani kısa belki olacak, belki biraz nasıl? Dramatik ama artık işlerin yolunda gidiyor kasap. İşlerin yolunda. Satırın, saldırman elinde, elin hayvanın emrinde. Göz göze gelip süzersin, yere yatırıp yüzersin. Can derdinde koyun, mal derdinde kasap. Ne berbat oyun, ne berbat kafiye. Ne berbat oyun değil mi hocam? Evet. Düşünün düşünebildiğiniz kadar. İşte budur evet. Yani. Yani şimdi bütün sanatlar öyledir. Aslında bir bütünsel, bütün tümeldir yani. Sanata bakış sadece şiirle falan ve müzikle de aram çok iyidir. Yani çok severim yani. Hatta enstrüman çalmayı öğretmişlerdi birkaç şeyde. Onu biraz geliştirdim mesela. Evimde keman var, akord şey var, saksafon var ne bileyim. Ama çok iyi değilim yani. O başlı başına bir disiplin. Yani bütün evet. Hepsini bir de yapamıyorsunuz. Tabii tabii. Ama başlı başına. Evet. Mesela tiyatro eğitimi aldım. Tiyatro yani tarihi okudum daha doğrusu. Özdemir Hoca'dan doktora yaparken. Hı hı. Çok işim aradı. Ben tiyatro bazı tiyatro akımları falan. Sanat akımlarıyla paralel çünkü onlar devam ediyor. Sinema aynı şekilde bir başlı başına bir alan. Mesela ben yaptığım çalışmalarda, resimlerde kendi işlerimde hep böyle o ne diyorlar ona doğrusal kurgu denilen sinemadaki doğrusal kurguyu resimlerime aktarabiliyorum, yapabiliyorum yani. Yaptığımız iş doğrusal bir kurgu değil mesela. Evet. Yani klasik sinemada doğrusal bir kurgu vardır. Her şey işte akla uygundur, mantıklıdır bilmem ne falan. Filmleri kesip yanına getirip eklersiniz falan o kurgu. Bu o mantığı bozmaya çalışıyoruz biz şimdi şeyde resimde. Yani böyle bir bağlantı kurabiliyorum. Evet hocam. Ya da başka bir örnek vereyim size mesela Brecht'in epik tiyatrosuyla resimdeki epik görüntü ya da ne bileyim konfigürasyon arasında ilgi kurabiliyoruz. Bu harika. Değişik zaman ve değişik mekanları iç içe getirmede kullanılan yöntemlerin bütün sanat akıl şehirlerinde, türlerinde aynı olduğunu biliyoruz ve oradan yararlanıyoruz. Tabii de ne kadar formül bilirsen o kadar kötü resim yaparsın derler bizde. Formülü unutmak gerekiyor aslında. Ya yani bunları öğreniyorsunuz sonra onu terk etmeye çalışıyorsunuz çünkü yaptığınız iş artık kurumsallaşıyor. Yani diyorsunuz ki ya bu tamam. Ama buna göre yaparsak bu artık demek ki bir işin formülü etmiş oluyorsun. Oradan çıkmak da zor. Oraya girmek ne kadar zorsa oradan çıkmak da. Onun için bizim çalışmalarımız aşağı yukarı %50'den fazlası teoriktir yani. Evet. Her ne kadar şey yapıyorsak ne bileyim işte uygulama atölye işi yapsak da yaptığımız iş tamamen teorik. Yani önce kafada bitiyor her şey, sonra duvara geçiyor. Onun için soyut resim beni çok ilgilendiriyor. Şey, onu ikinci bölümde konuşacağız hocam. Bir evet, şey daha var, de. Ödülleriniz var. Bu arada yurt dışında oldukça makalelerle temsil edildiniz ve yurt dışı sergileriniz oldukça yoğun. Evet. Yani uluslararası düzeyde bir şeye sahipsiniz. Yani... Ya uluslararası benim şöyle
Fulbright şeyi aldım ben. Bu post doktora çalışması yaptım. Evet. Amerika hükümeti şey yaptı. Kaliforniya'da kaldım bir böyle bir dönem. Yani o şeyi bitirdim. Ama bu tabii bir projeyle oluyor. Yani bir proje sunuyorsunuz. İşte kabul 5 üniversiteden olumlu şey alacaksınız. Onlardan biri size afiliyasyon verecek, olumlu görüş bildirecek, davet edecek sizi bilmem ne. İkinci müracaatta ancak alabildik. Ve orada da ne yapacağınızı soruyorlar. İşte orada ne bileyim ama bütün şeyinizi, giderlerinizi, hatta malzeme giderlerinizi dahi çalışmak için orada bir şey yapacaksanız veriyorlar. Yani bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanmış bir anlaşma. Fakat geldikten sonra biz casus olduk. Evet. Bu Amerikan casusu Fulbright işte hocaları götürüyor oradaki beynini yıkıyorlar bilmem ne gelip casus. Kardeşim senin ruhunda casusluk varsa olursun tabii yani. Ama niye casus olayım ki ben yani? Ben o kadar tahsil yapmışım, yurt dışında eğitim görmüşüm, Amerika tanıyorum. Hatta onlar bize özel bir eğitim vereceklerdi. Hangi şehirler tehlikeli, hangi şehirler işte rahat gezebilirsin diye. Ben gitmedim, ben biliyorum ben nereye ne yapacağımı falan dedim. Çünkü ben İngiltere'de kaldım, Londra gibi bir yerde kaldım o 5-6 sene. O eğitimi almadan gittim, hiç de bir şey olmadı. Yani. Ve geldikten sonra da hiç casusluk falan yapmadım yani. Ve burada bir dernek var, Fulbright Derneği. Beni çağırıyorlar, ya hocam siz niye üye olmuyorsunuz bize, siz de bize şey yapın. Profesörler, hocalar, eski yani bilim alanında şey olan yazıları, ünlü uluslararası makale olan kişiler. Ben gelmiyorum çünkü casus diyorlar diye dedim yani. Casusluk yapacağım. Yani bu yaştan sonra Adem geç Amerika'ya gidecek. Evet. Fulbright çalışması yap, gelecek de Amerikan casusluğu yapacak Türkiye'de. Yani. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey, böyle bir şey yakıştırılır mı bir şeye? Bir yani devlet tarafından okutulmuş, ne bileyim bir yere gelmiş, ne bileyim. Bir Osmanlı kadısının torunu. Ne yakışır mı böyle bir şey yani? Değil mi yani? Evet. Gerçi benim dedem aynı zamanda Cumhuriyet döneminde şey de yapmış. Yani Mahmut Esed Bozkurt'la ilk Adalet Bakanımızla birlikte çalışmış. Hmm. Yargıtay üyesi olmuş daha yani. Evet. Ama yani bizde yani Cumhuriyet bizim kanımıza işlemiş artık. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Atatürk ülkeleri vesaire. Aynen hocam. Aynen. Ama her şey yakıştırılıyor yani. Beni mesela o var eden kişi Samsun'da her gidişinde mezar ziyareti yaparım. Giderim adamın şeyini bir Fatiha okurum. O insan Amerikalıydı ama Amerika'dan nefret ederdi. Princeton Üniversitesi'ne bütün şeylerini hediye etti. Benim resimlerim dahil. Orada şeylere girdi. Envantere girdi mesela. Yani böyle Amerika, bütün Amerikalılar casus değil Türkiye'de. Değil bütün tabii. İşte, bütün barış gönüllüleri casus olmayabilir ama casus yok mu? İçinde vardır. Hatta casus olarak aslında, gelip de Türkiye'yi çok sevip de Türkiye'ye gömülme talebinde bulunan casuslar da var biliyorsunuz. Casuslar tarihinde. Evet. Evet. Çok ilginçtir bu. Türk kültürünü daha sonra çok sevip de Türkiye'de yaşamış, İstanbul'da ve ölmüş casuslar var hocam. Tabii. Yani casus olanlar zaten onu bilemez, onu topluma hissettirecek, ne bileyim belli edecek kişileri casus zaten yapmazlar ki. Evet. Aptal değil o insanlar yani. Aynen hocam. Bu arada 12 tane ödülünüz var hocam. Bunlardan bir tanesi de İnönü Vakfı'nın şöyle demişsiniz bir yazınızda. Benim için birincilik önemli değil. Bu birinciliği İnönü Vakfı'ndan almam. Evet, çünkü yani niçin onu da söyleyeyim. İnönü gerçekten büyük bir insan. Yani gerçekten yani tarihi bir şahsiyet ama bıraktığı şeylerle de ilgili vakfa yarışmaya bütün Türkiye'den müracaat vardı. Akademi hocaları falan vardı. Hatta ben o zaman asistandım. Akademideki profesörlerden biri şey oldu. Üçüncü yani mansiyon aldı. Ve bizimle fotoğraf çektirmedi. Ben evet. İşte çıkmıyorum falan şeklinde böyle. Yani ben de tabii şey yapmadım fazla. Üzüldüm yani. Hiç unutmuyorum. Önder Şen yapıldı. Resim çekiyordu sanırım şeyden. Ankara'dan ünlü birisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Mevhibe Hanım gelmiş. İşte Yerdanlı gelmiş. O şey gelmiş. İnönü ailesi falan. Resim çektireceğiz.
Nedir? Nihayetinde bir fotoğraf çıkacak. Peki eğer yani sanki garantiymiş gibi yarışmada derece almak benim aklımın köşesinden geçmez mesela. Ben bir yarışmaya girsem, benim öğrencim birinci olsa, ben de dördüncü olsam, beşinci olsam şerefle onun yanına yer alırım yani. Yani harika hocam. İnsanlar da yani. Harika. O bakımdan yani bunu yani bu o yarışmayı ben ikinci bir şeyle önemsiyorum. Güzel düzenlenmiş bir yarışmaydı. Ve çok fazla da ben onu kullanmadım. Hiçbir yerde ben şurada şu yarışma Türkiye'nin birinci oldum resimden falan diye kimseyi de fazla şey yapmadım. Bu konuda bunun sözünü etmedim yani. Yani bir başkası olsaydı mesela ikinci gelen, üçüncü gelen bilmem ne arkadaşlar da var. Onlar da aynı şekilde mütevazi davrandılar. Ya bu yarışmadır. Yani yarışmada mutlaka ödül alacaksın bir şey yok ki. Mesela ben geçen sene de bir ödül aldım Türkiye bilmem ne. Reddettim ödülü. Kimse de bilmiyor onu. Kim niye ödül veriyorsunuz dedim. Ben sizin derneğinize üye değilim ki. Efendim işte kimse bir baktım ki yani birçok ressam orada ödül almış. Yani 20 tane 20 kişi var Türkiye'den. 20 sanatçı. İstanbul'da, İstanbul çevresi, Ankara'da. Dedim ben kusura bakmayın onlardan özür dileyerek bu ödülü almayacağım dedim. İstemiyorum çünkü yani böyle bir şey katkım olmadı. Hangi vesileyle veriyorsunuz? Niçin verdiğiniz falan belli değil. İşte efendim seçici kurumumuzda profesörler de var. Olsun ne olacak? Yani ben ödül istemiyorum artık. Yani yarışma şeyimiz bizim bitti artık. Yarışma diye bir şey olmaz. O şey de geçti. Bir uzun bir şeydi eskiden. Çok böyle önemseniyordu. Yani bu sıralarda fazla artık gündeme gelmiyor. İyi ki. Çünkü neyi yarıştırıyorsun? Yani subjektif bir şey yarışma. Hangi evet, şeyi hocam. Neyle yarıştırıyorsun? Evet hocam. Sanatçı kendisiyle yarıştır. Bir başkası da değil. Evet. Ya vardır ya yoktur. İyi ya da kötü sanatçı olmaz. Ya sanatçıdır ya değildir. İyi resim kötü resim de olmaz. Ya resimdir ya değildir yani. Niçin birbirlerine mukayese edilsin ki? Yani dünyanın her tarafında yapılıyormuş. Yapılıyor çünkü şey var işin içinde. Yani bir insanı yoktan var etmek gibi bir sistem kurulmuş bütün dünyada. Evet. İngiltere'de Turner ödülü cep telefonuyla şey çeken birisi Turner ödülü verdiler geçen sene. Yani cep telefonuyla çekilmiş bir resim yani. Resim, fotoğrafı evet. Turner ödülü verildi. Yani iş bu kadar zımardan çıktı. Ha olmaz mı böyle? Tabii sanatın gelişmesi, radikal boyut kazanması, ne bileyim yeni bir şeylere girebilmesi için bunlar gerekiyor. Yani kuşkusuz ama ya bilmiyorum yarışma böyle yere yere bazı değişik yerleri yan yana getirip bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü falan demek son derece yanlış. Bir de şey herhalde şu anda yani bir süredir Türkiye'de her şey kafa kol ilişkileriyle devam ediyor. Yani öyle evet. Olduğunu zannediyorum. Evet. Yani oraya gerçekten kim hak ediyor, kim evet. Hak etmiyor bir de o tarafı var işin hocam. Ya o eskiden de vardı, şimdi değil ki. Sen zannediyor musun ki Türk resimde ödül alan yarışma alanlarının orada tanıdıkları bilmem neleri, onların hepsi vardır yani. Mutlaka ya öğrencisidir, ya bir atölyesinden birisidir, ya bir tanıdığıdır falan. Aynen. Ben Turan hocamla bir yarışmada, Nuriyem yarışmasında beraberdim. Turan hocamla zıt düştük. Yani bir şey tersini söyledim. Olmaz hocam dedim. Bu işte böyle olması gerekli falan. Artık hocalık bitti yani. Şimdi artık biz de hocayız. Saygı duyarım ama ben katılmadım şeye. Beni tabii başkasına şikayet etmiş. O arkadaş da bana söyledi. Abi gidelim falan dedi. Ama ben öyle duydum yani. Ama çok saygı duydum. Çok böyle. Çok sevdiğim hatta yani Türkiye'de bir numara artık birinci sırada koyabileceğim bir ressam Turan Hoca. Evet. Yani. Ama oluyor yarışmalarda işte kendisi de farkında değil. Öğrencisi olduğu için korumaya çalışıyor bilmem ne yapıyor falan. Yani orası da bir Nuri Yengeç çok büyük ödüllü bir yarışma değildi ama bir prestijdi o zaman. Evet. Ve ondan sonra yarışma jüri yeriydi bile yapmıyorum artık gitmiyorum. Anladım. Zaten çağırmıyorlar fazla. Aksi adam. Yapacağım ben yok olmuyor. Şeyde ayrıca birçok ülkede koleksiyonlarda da resimleriniz var. Bunu söylemeden var, geçmek istemedim. İngiltere'de, Amerika, Almanya, Slovenya gibi ülkeler. Hepsini galericiler verdi. Hiçbir galeride bir resmin nereye verdiğini bana söylemedi maalesef. Ben mesela Arabistan'a resim vermedim yani. Makas bilmem ne resim, doğada resimlerim var.
bir tane resimim var daha doğrusu. Oradan bana şey geliyor, mail geliyor. İşte resminizin arkasındaki tarihi silinmiş, onun hangi tarihte olduğu bilmem de tekrar pardon şey silinmiş, ismi Türkçeymiş de İngilizcesi ne olabilir falan diye. Dedim ben size resim vermedim, kim verdi? İşte biz bir yerden aldık falan. Söylemediler, biliyor musunuz kimden aldıklarını Türkiye'de? Evet. Mesela Deutsche Bank koleksiyonundan aynı şekilde ben vermedim ki. Hangi galeri verdi Türkiye'de? Bunu söylemiyorlar. Bilmiyorum artık ne için söylemiyorlar. Ne zararım olur ki benim yani. Deseler ki bana sizin resminizi şuraya satıyoruz deriyor, verin mi? Yani ne olacak? Aynen. Başım çıkacak. Aynen. Hiç olmazsa da, literatüre girer hocam. Nerede resminiz olduğunu bilinse. Ya, o da önemli değil. Yani ben kendi kendime, kendi hesabımı kendim veriyorum. Yani literatüre girmiş, girmemiş, ne bileyim. Benim öyle bir misyonum olsun istemiyorum. Hocam ben zaten var öyle bir misyonunuz. Yani yok. Yani aslında o misyon herkeste var. Herkesten farklı bir misyon olsun istemem ben. Evet. Çünkü bu toplumu hızaya getirmek kolay değil. Herkesin harcı değil. Yani ona yön vermek, bilmem ne yapmak için gerçekten büyük insan olmak lazım. Bir sıradan bir insan. Yani. Sıradan bir vatandaş. Yani. Siz yani öyle diyorsanız hocam. Olmayız yani. Tarih, hocanın bir tanesi şöyle bir şey demişti. Şu anda ne olduğuna asla biz karar veremeyiz. Buna tarih karar verir. Ama ben şunu düşünüyorum. Şu ana kadar yaptığım, konuştuğum bütün hocalar var. Sözünü kestim, kusura bakma. İnsanın önce kendisinin karar vermesi lazım ne olduğunu. Tarih karar verir. Tarih yanlış da karar verebilir bazen. Verebilir. Evet. Ne olduğuna insan kendisini bilecek insan ne olduğunu. Ve ne olmadığını da bilecek. Kesinlikle hocam, katılıyorum. Ben ne demek istediğinizi anlıyorum. Öyle diyenler olur. Tarih işte her şeyi bilmem ne yapar falan ya. Tarihi bazen kim yazdığına göre değişebiliyor tarihte. Ben de oraya nasıl gelecektim hocam. Evet. Yani şunu düşünüyorum, siz çok mütevazisiniz. Sadece onu söyleyeceğim. Vallahi öyle görünümüne bakma, aslında değilim yani. Yani bazı şeyleri şu an için inatçıyım yani. Ben kendimi şeye benzetiyorum. Mesela şeyleri çok severim ben. Bruno'yu, Galileo'yu, işte Thomas More'u falan. Ne kadar Hristiyan şey varsa, heretik diyorlar onlara, heretik varsa... Onlar hoşuma gidiyor ki inatçı insanlar ve yaptıklarını koparan insanlar. Yani adam kelleyi veriyor, Thomas More kralın evliliğine şey vermiyor, ferman vermiyor. Evet. Olur demiyor yani. İyi yaptın falan hakkında yazı yazmıyor. Kral ona haber gönderiyor. İşte yaz çiz diyor, şey diyor artık diyor, mağdur bu konuda. Yanlış diyor, Hristiyansan evlenmeyeceksin diyor. İkinci şeyi olmayacak yani. Tamam, Katolik şeye aykırı diyor. Ve kelleyi veriyor Londra'da. Belki hayatını okuduysan tavsiye ederim. Thomas More ünlü birisiydi. Tamam hocam. O insanları ben çok şey yapıyorum. Gıpta ediyorum. Yani benim bir maceracı ruhum var. İşte o hep vardı. Hiç şey olmadı. Yok olmadı. Yani basit romantizme başladı. Hani ben baştan dedim yani bir şehre bir insan geldi. Bizim de öyle başladı yani. Bir şehre yalnız kimsenin beni tanımadığı bir yere gitsem, orada dolaşsam, ondan başka bir şey istemezdim ben. İstediğim şeyi yapabilsem ve kimse beni tanımasa, yani sürünsem, yani bir yerde bir roman var, belki okumuşsun, bilmiyorum. Kun Thompson diye, bir ara çok modaydı Türkiye'de, herkes okurdu. Evet. Onun Açlık diye bir romanı var. Evet. Oradaki şeyi hiç unutmuyorum. Başlangıç cümlesi şöyledir. İşte yumruğunu yemedikçe kimsenin bırakıp gidemediği o garip şehir Kristiyana'da acı acına süründüğüm günlerden biriydi falan diye başlar roman böyle. Yani insan kendisini orada bir şehirde yalnız tek başına hissediyor. Bu bir romantizm. Yani romantizmin şeyi. Ama o ruh hiç değişmedi. Okulu bitirdik yine aynı şekilde. Ne bileyim hoca olduk yine aynı. Heves bende var. Kaybolmuyor. Bir şekilde insanın ne bileyim o kolektif bilinç olarak bir şey kalıyor demek ki yani. Belki sülalede böyle bir şey vardır. Mesela babam da istifa etmiş posta müdürlüğünden. O dönemde millet memuriyet arıyor. Babam da bırakmış şey yapmış. Ayrılmış yani. Ve ondan sonra da sıfırdan şeye başlamış. Ticarete de işte
beceremediği halde yani yüzüne yüzüne bulaştırmış ama büyük mücadele yani. Mesela dedem Osmanlı kardeşi hiçbir şey bırakmamış bize. Olabilir. Yani ben çok takdir ediyorum çünkü servet de bırakabilirim yani. Şam kadısı olacaksın, Fenani kadısı olacaksın ve Karadeniz'de işte bilmem ne dağ köyünde mezar taşını şeyden getireceksin Mısır'dan. Fakat arazin olmayacak, çocuklarına, torunlarına hiçbir şey bırakmayacaksın. Olacak iş mi bu? Ama oluyor. Ben takdir ediyorum, iyi yaptı diyorum. Evet. Hayatını ben çok zor koşullarda dolu dolu yaşadı. Ama gereğini yaptı belki de. Evet. Kalemi de kurdu, bizden sonra kimse hukukçu olmasın demiş dedem. Sülalede olmasın demiş. Ve hukuk hevesi vardı. Benim dedem, işte dedemin kardeşleri hep hukukçudur onlar. Ondan sonra da kimse hukuk tahsili yapmadı. Hep ya inşaatçı ya böyle işte mühendis ya da şey oldu. Ne bileyim benim gibi işte. Ressamcı. Çocuklar mühendis oldu. Çocuklar işte baba şeyini fazla beğenmediler. Yani baktılar ki hakikaten meşakkatli. Bütün yaz takır tupu şey yazıyoruz. Doktora tezi millet tatil yaparken mahallemizde bir yazar geldi diyorlarmış. Gece daktilo sesinden rahatsız oluyorlar. Eskiden daktiloları da çok ses çıkarırdı yani. Evet böyle hocam. Tak tak paçıtlar vardı. Bu çocuk sesinden gece yapardık. Minder koyardık altına ses yapmasın diye ama yine rahatsız olmuşlar. Polis geldi eve. Fazla gürültü oluyor diye. Öyle bir dönem hocam. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir saat olduk hocam biliyor musunuz? Ama o kadar büyük bir keyifle dinledim ki sizi. Çok teşekkür ediyorum. Işte. Arkadaşlar Adem hocamın sevgili Adem Genç röportajının birinci bölümü bitti. Kendisine katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hocam lütfen ben kalın. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.